Sizce ne kadar olmalı emekli ikramiyesi? Emekli maaşı 14 olsun, ikramiye de 5 milyar olsun. Evet, 2 ikramiye verecek zaten, 5'erden 10 milyar yapar. Bu da emekli için güzel bir para olur. Yani emekli maaşı 10 milyar kime yeter? Adam %37 zam yapmış, %42 yaptı, hep 10 milyon. 37 de 10 milyon, 42 de 10 milyon, 49 de 50'si de 10 milyon. Hiç fark eden bir şey yok. Bu işin ikramiyle çözülmez. Bu iş ekonomiyle çözülür. Ekonomi düzelecek ki bu da zaman ister, sabır ister, iyi niyet ister. Olursa olur. Bunların çözüm değil. Çözüm ekonominin düzelmesinde. Para vermek değil. Paradan hiçbir anlamı yok. Komik. 2 milyara, 2 milyar para değil ki. Üretim tüketimin üstünde seyredecek hale gelirse düzelir. Üretim tüketimi karşılamazsa fiyata çıkar. Kesinlikle yetmiyor. Bir kere emekli ikramiyesi de en az 5.000 lira olmalı. Ben 10.000 lira alıyordum. Bu şeyle birlikte 11.400 lira geçecek elime. Yeterli bir emekliye layık görülen bir maaş değil ama kesinlikle yetmiyor. Evin kiraysa, bir ek gelirin yoksa kesinlikle yetmez. Mümkün değil yani. Bir simitin 10 lira 15 lira olduğu yerde, bir çayın 15 lira olduğu yerde en azından bir ikramiyelerde 4 veya 5 lira olmasını ümit ediyoruz. Emekli maaşının da biraz daha yükseltilmesi gerektiğine inanıyorum. En az 25 olmalı. Yoksa oy moy yok. Sayın Cumhurbaşkanımın hiçbir vekiline, hiçbir belediye başkanına hiçbir şey yok. Yok. Öldük, bittik, bizi gömdü. Fatiha'mızı okumayı bekliyor. Kirada oturuyordum bile üstelik yani. Kirama yetmiyor. Allah'tan bir kızım var da onunla karnımı doyuruyorum da öyle takır tukur gidiyorum yani. 5.000 olacak diye umuyor. Herkes umuyor. Ben de umuyorum yani. Yok ya, 2.000 lirayla ne olacak? İkramiyesi ne kadar yapacak? En fazla 2 lira 3 lira yapacak. 10 milyon almıyordum. 4,5 lira zam geldi bana. Olur mu 4,5 lirayla? Hiç olmazsa 20 lira olması lazım. Ev kiraları ne kadar değil mi ama çocuğum? En az bir 5 lira olması lazım. 15 lirayla 25 lira olması lazım. Evet, 25 lira. Hayal mi görüyorsun? Hayal mi görüyorsun? Verir mi bu devlet? Şu anki ikramiye yetmiyor. Emekli maaş da yetmiyor. Ya yani normalde ben 10 küsür alıyordum. Şu an 14 lira alıyorum. Yetmiyor yani. Allah'tan evim var ya. Evim olmasa kira, Beykoz'da oturuyorum. Kiralar en az mesela 10 lira orada 2+1'ler. Sizce ikramiye ne kadar olmalı? 2000'den ne kadar açık? İkramiye en az 15 olması lazım. 15-30 lira olması lazım. Emekli maaşının en azından 20 lira olması lazım en azından. Ki vatandaş 10 lira kira veriyorsa 10 lira yani idare etmesi için yani. Vallahi artış yine bir 5-10 milyon 5 lira verseler gene iyi. Gene bize hiç tatmin etmiyor ki. Eşimden de emekliyim. Bana 750 lira vermiş. 750 lira ben ne yapabilirim ki? Ne yapayım, hiç vermesin daha. Zaten sağla veriyorlar, solla alıyorlar. Bir markete gidiyorsun, iki bir şey alıyorsun. Oo, 5-6 liradan aşağı çıkamıyorsun ki. Ben de emekliyim ama günümüzü yani gün edemiyoruz. Her şeyden mağdur kalıyoruz. Bir faturalarımızı ödeyemiyoruz. Her gün evde eşimle tartışıyoruz. Bu faturana kadar, bu faturana kadar. Maaşımıza ne veriyor? Sanki bizimle dalga geçiliyor. Yok 500 lira, yok 2 lira, yok 1 lira. Gidiyoruz ATM'ye, hiçbir şey yok. O 10 liranın üstü olsun ki kurbanımızı geçirelim, çocuklarımız, torunlarımızla bir ikramda bulunalım. Çocuklarımız, yemin ederim torunum geldi yılbaşı kandil günü. Çocuğuma bir 10 lira harçlık veremedim. Üzüldüm, o gece uyumadım. Maaşınız size yetiyor mu? Bir genel olarak. Ben kendi adıma konuşayım. Bana yetiyor. Ama sadece ben değilim bu ülkede yaşayan. Başkaları var, çokları var. Başkalarına göre kolay ve geçinilir hale getirilmesini ben de talep ederim. Ama kendime göre konuşuyorsam şu anda benim durumum iyi. İkramiye 8.000 lira yok. Seyyanen verilmesi gereken bir para var. O konuşuluyor. 2.000 lira yetmez. Yetersiz bir miktar. 4-5 belki daha fazla bilemem. Olsun, fazladan zarar gelmez. Yani ne kadar gelirse gelsin her şeye de ona göre zam geliyor yani, bir faydası olmuyor ki. Bu zamların durması lazım. Nerede yetiyor? Emekli maaşı dediğin asgari ücretten aşağı düştü. Cumhuriyet tarihinde hiç görülmemiştir. Asgari ücret memur emeklisinin asgari ücretten aşağı aldı. Ve bunu yaşadık. O kadar da zor geçiniyoruz ki. Yok ya yok. Yürüyüş yolu 17.500 olmuş yol parası. Yürüyorum çoğu yeri arabaya binmemek için. Doktora gidiyorum haftada bir sefer, hastayım. Ama yok yani. Şeyi diyorsunuz, bayram parası senede 2 sefer veriyor. 2000'de kuş oldu. 2000'de biz kurban alıyorduk. Şimdi alabiliyor muyuz? İmkanı var. Her şey %100 arttı. Çoluk çocuğa muhtacız. Okuttuk, evlendirdik, şey yaptık ama şimdi onlar bize bakıyor. Biz kendi kendimize yetemiyoruz. İkramiye sizce ne kadar olmalı? 2000'den ne kadar? En az 10.000 lira olması lazım. Çünkü her şey 500 arttı. 1500 arttı. En az 10.000 lira olması lazım. 10-20 olması lazım. Yazık bize, yazık günah. 35 yıl emek ettim devlete. Emekli olduğumda çalışanla benim aramda 1.000 lira vardı. Şimdi 40.000 lira, 20.000 lira var aramızda. Yazık günah. Kimse emekli olamıyor. Herkes bekliyor ki işe girecek insanlar bekliyor. Onlar emekli olsun da biz de yerine girelim. Yok, zor yani. Geçinmek çok zor. En az 5.000 olmalı. Yetmiyor çocuğum. 7.000 lira kira veriyoruz. 6 ay 7.000, 6 ay sonra 8.000 ödeyeceğiz. Kirada oturuyorum. Eşimden kalan 4.700. Ondan sonra ben kendim alıyorum 10.000 lira. İşte o idare etmeye çalışıyoruz. Bunlar da yeterli değil. İkramiyeler de yeterli değil. Mesela bir kurban bayramında verilen ikramiye kesinlikle yani kesmeye yetmiyor. Yarısına bile yetmiyor. Onun için çok az yani. En kötü bir 5.000 olması gerekir. 5.000. İkramiyelerini de soracak olursanız az. Hayat şartlarına göre çok az. En aşağı asgari ücret düzeyinde beklenir yani. Beklerdim. Emeklilik maaşı. Evet. En aşağı. Yetmiyor zaten. Hele de kalabalık. Bizim 7.5'tu. 10 oldu eşim. Eşimden dolayı. Anladım. Böyle yani şartlar zor. Çoluk çocuk çalışmazsa zor yani bir emekliyle. Hele de bir de kira veriyorsanız ben çok şükür kira vermiyorum. Kira verenlerin Allah yardımcısı olsun. Zor. Çok zor.